Herkese merhabalar. Eda Karadağ ben. Yeni bir haftaya başladık. Borsa İstanbul'da 1440 puan üzeri seyirler korunmaya devam ediyor. Özellikle geçtiğimiz hafta da 1440 puanın altına doğru zaman zaman sarkmalar oluşmuştu. Ama çok güçlü kalamadı. En azından ana resimde hala 1440'ların üzerinde hareketini koruyor olması satışları bir nebze de olsa sınırlı kılıyor. Ama tabii net bir şekilde hala yön yukarı 1500 puanlara doğru bir hareket başladığını diyemiyoruz. Sadece endeks açısından yine beklemedeyiz. Dolayısıyla bu hafta için teknik olarak konuşacak olursam yine aşağıda olası 1440 puanın altına doğru sarkmalarda 1420'ye 1420'lerin de altına doğru sarkmaların oluşması durumunda da artık satışların daha da derinleşebileceğini söyleyebilirim. Bu durumda da 1400-1392 bir sonraki destek noktaları olarak karşımıza çıkacaktır. Ama şimdilik 1440 ve olası altındaki hareket bizim için biraz daha önemli. Yani en azından olası bir satış 1420'lere kadar karşılanırsa hafta içerisinde tekrardan kayıplarını telafi edebilir düşüncesindeyim. Gelelim yukarı yönlü hareketine. Geçtiğimiz haftalarda 1460-1470'lerin üzerinde 1480'lere doğru bir tepki görüldü. Ve bu hareketin görülmesiyle beraber artık endekste yön yukarı 1500 puanlar telaffuz edilmeye başlanmıştı. Ama endeks ne yazık ki bunu yine başaramadı. Yani tekrardan bir dönüş aldık. Dolayısıyla bizim için uzun bir zamandır izlediğimiz ve altını çizdiğimiz o 1460 ve 1470 direnç aralığı hala önemini korumaya devam ediyor. Biz bu aralığın üzerinde ısrarcı seyirler görmemiz durumunda Borsa İstanbul'daki kazançların 1500 puanlara doğru bir hareket içerisine girmesini bekleyebiliriz. Bunu görmediğimiz sürece pozisyonlanmalarda biraz daha temkinli kalmanızı öneriyorum. Yani kısacası teknikte 1460-1470 önemli direnç aralığı, aşağıda da 1440 puanların altında ara bir destek 1420 puanı takip ediyor olacağız. Sabah saatlerinde Türkiye'den cari işlemler ve sanayi üretimi verisini takip ettik. Verilerin etkisi fiyatlamalar açısından çok ciddi bir hareket yaratmadı. Sınırlı kaldı. Daha çok piyasadaki risk iştahı biraz bizi bugün olumlu destekliyor. Dışarıda ABD vadelileri, Avrupa hafif alıcılı seyrediyor. Haftanın ilk işlem günü için biraz daha yatay bir piyasa var. Ama geçtiğimiz haftaya nazaran bir miktar daha iyi bir piyasa olduğunu gözlemliyorum. Haftanın ilk işlem günü için dışarıda da çok önemli bir veri akışımız yok. Verilerin etkisi sınırlı kalıyor. Bizim için daha doğrusu küresel çapta piyasalar için yarın açıklanacak Ağustos ayı Amerika'dan enflasyon verisi yakından izlenecek. Dolayısıyla yarınki veri öncesi piyasa biraz daha temkinli. Yarınki veriyi nasıl okumamız gerekecek? Şimdi son dönemde biliyorsunuz enflasyonda bir yükseliş var. Geçici bir yükseliş olarak yorumlanıyor. Aslında en son açıklanan Temmuz ayı enflasyonunda alt kalemlerde incelediğimiz zaman o yükseliş hızının biraz zayıflamaya başladığını da görmüştük. Yani enflasyon tarafı artık çok tedirgin edici değildi. Ama bakalım Ağustos ayı da benzer bir tabloyla mı karşımıza çıkacak? Yoksa beklentilerin üzerinde yüksek bir enflasyon mu açıklanacak? Biraz FED'e dair beklentileri şekillendireceği için önemli bir veri olacaktır. Ama en son açıklanan istihdam verileri piyasaları çok tatmin etmemişti. Bu da tabii ki Eylül ayı FED toplantısına dair beklentileri zayıflattı. Ama buna rağmen bazı FED üyeleri hala şahin ifadelerini koruyor. Yani yılın sonuna doğru ya da yılın kalanında varlık alım programının hızının azaltılmasının uygun olduğunu düşünüyorlar. Yani bu soruların cevabı, bu belirsizlik bu haftada devam edecek. Biz bu soruların cevabını da gelecek hafta 22 Eylül akşamı akşam 9 itibariyle Türkiye saatiyle alıyor olacağız. Çünkü gelecek hafta 21 ve 22 Eylül tarihlerinde FED toplantısı var. 22 Eylül akşamı saat 9 itibariyle karar açıklanacak. Ekonomik projeksiyonlar yayınlanacak ve akşam 9.30'da da FED Başkanı Powell'ın konuşması olacak. En son biliyorsunuz Haziran ayında yayınladıkları projeksiyonlarla şahin bir FED olarak algılanmıştı. Dolayısıyla bakalım Haziran ve Eylül ayı arasındaki bu dönemde neler değişti?
projeksiyonlarda bir revizyona gidildi mi? Yine projeksiyonlar tarafından şahin bir Fed olarak mı yorumlanacak, yoksa aşağı yönde revizyonlarla karşılaşacağız mı? İstihdam tarafı için her ne kadar şahin Fed üyelerini görsek bile bakalım Fed Başkanı Powell ne diyecek ve hatta Eylül ayı toplantısında varlık alım konusuyla ilgili net bir zamanlama gelecek mi? Yani bu sorular aslında bu hafta değil, gelecek hafta cevaplarını buluyor olacağız. Dolayısıyla bu hafta da Fed belirsizliği zaman zaman fiyatları baskılayabilir. Açıklanan ABD verileri de bu durumu biraz tetikleyebilir. Dolayısıyla dikkatli olmanızı öneriyorum. Emtialar tarafına gelecek olursam, orada da aslında yön arayışı devam ediyor. Ons altında 1800 dolarların altına doğru sarkmalar görüyoruz. Ama hala net bir şekilde satışlarla karşılaştığını ben düşünmüyorum. Teknik seviye verecek olursam da ons altın için aşağıda 1750, yukarıda da 1835. Belki geçtiğimiz haftaki videomda da bunu bahsetmişimdir. Yani 1835 ve 1750 aralığında altın kaldığı sürece yeni bir fiyat hareketinden bahsetmek bence bir süre daha zor olabilir. Fed'e dair belirsizlik, salgın kaynaklı endişeler, en son yayınlanan raporlarda özellikle Ağustos ayında altın ETF'lerinden çıkışlar dikkat çekiyor. Yani geçtiğimiz yılki kadar altına yönelik talep güçlü değil. Bu da altın fiyatlarının zayıf ve yatay seyretmesine neden oluyor. Bu hafta içinde Amerika'dan açıklanacak veriler, yine Fed ile ilgili beklentiler altının seyrini belirleyecektir. Olağanüstü bir durum olmadıkça ben altında yeni bir fiyat hareketinin bu hafta içinde başlamasını beklemiyorum. Bence altında gelecek hafta açıklanacak Fed'in faiz kararı ve sonrasında gelecek açıklamalarla beraber bir miktar daha yön arayışını sonlandırabilir. Kendisine yeni bir yön belirleyebilir düşüncesindeyim. Yani o 22 Eylül'e kadar altındaki yatay ve temkinli seyirler devam edebilir. Petrol fiyatlarında aslında yeni haftanın ilk işlem gününe alıcılı başladı. Yeni bir gelişme var mı derseniz, bir miktar salgın kaynaklı endişelerin zayıflaması fiyatları destekledi. İkinci olarak İran nükleer anlaşma ile ilgili müzakerelere devam edileceğini duyurdu. Bunlarla ilgili biraz belirsizlik vardı. Aslında hala var. Net bir şekilde görüşme tarihi belli değil. Görüşme olmayacak, anlaşma olmayacak şeklinde açıklamalar da vardı. Ama bir miktar hani gelen o İran'dan gelen yapıcı duruş biraz fiyatları sınırlı da olsa destekledi. İde kasırgası geçtiğimiz haftalarda sınırlı da olsa petrol fiyatlarını yükseltmişti. Meksika körfezinde petrol üretimine ara verilmişti. Ama yavaş yavaş kademeli bir şekilde kasırga etkisinin bitmesiyle beraber üretime başlandı. Yine de tam randımanlı bir şekilde üretim oluşamıyor. Yani üretim hala bir tarafta eksik. Fazla bir üretimin oluşmaması da biraz aslında fiyatları destekleyen bir başka unsur olarak karşımıza çıktı. Ve son olarak Goldman Sachs yayınlamış olduğu raporunda 4. çeyrek için emtialarda bir rally beklediğini ve burada da en fazla petrol tarafında beklediklerini söylediler. Yani bir petrol öncülüğünde bir emtialarda rally oluşabileceğini ifade etti Goldman Sachs. Dolayısıyla gelen bu açıklamalar, gelişmeler şimdilik petrol fiyatlarını destekledi. Yeni haftaya alıcılı başladığını görüyoruz petrol fiyatlarının. Yani Amerikan tipi WTI şu anda 70 dolar, Brent petrolde de 73 dolar seviyesindeyiz. Dolayısıyla hafta genelinde yine salgının gidişatı fiyatları etkileyecektir. Bu açıdan dikkatli olacağız. Bir de hem Amerikan Petrol Enstitüsü hem de Uluslararası Enerji Ajansı tarafından açıklanacak haftalık petrol stokları da bu hafta için takip edilecek veriler arasında karşımıza çıkıyor. Yine hareketli bir hafta olacak. Konu başlıklarımız aynı. Yeni bir hikaye hala yok. Dolayısıyla olası gelişmelere karşı dikkatli olmanızı tavsiye ederim. Şimdiden herkese iyi haftalar dilerim. Hoşça kalın.